Gaziantep'in sosyal, kültürel, ekonomik ve istihdam gibi ihtiyaçlarına katkı sağlamak için kurulan GASMEK kurulduğu günden bu yana binlerce kişiyi meslek sahibi yaparak istihdama ve üretime katkı sağladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, 2019 yılında GASMEK Yüksek Öğretim Kurumları sınavı kursundan yararlanan öğrencilerden 43'ünün tıp fakültelerini tercih ettiğini söyledi. 2015 yılında başladığımız zaman ilk bir tane tıp kazanan öğrencimiz vardı. Çok sevinmiştik. Ya işte iyi doğru yoldayız falan diye. Sonra ikinci yılda 3 kişi çıktı. 2019 YKS sınavında tıp kazanabilecek seviyede olan 65 civarında bizim öğrencimiz vardı. Tabii bazıları çok yüksek mühendislikler tercih ettiler. ODTÜ'nün, Boğaziçi'nin, İTÜ'nün mühendisliklerini tercih ettiler. Ve 43 tane öğrencimiz tıp geçen yılı tercih etti. Böyle bir kapasitemiz var. 6500-6700 civarında bizim bir eğitim kapasitemiz var. Çok fazla talep yapılıyor. Her yıl açtığımız zaman bunun 3 katı bir talep geliyor bize. Ancak biz tabii ki şu anki kapasitemizin durumuna göre biz öğrencilerimizi alıyoruz. Fakat bu süreçte kendi online sistemimizi dışarıdaki öğrencilere açtık ve 1000 civarında bizim aslında kurslarımıza gelmediği halde ya ben işte normalde hazırlanıyordum ama işte şu an eğitim kurumları kapalı olduğu için ben bu eğitim online eğitimden ben de faydalanmak istiyorum diyen 1000 civarındaki öğrencimiz de onları da sistemi açmış olduk. Şu an 7500 civarında bu uzaktan eğitim sisteminin içerisinde eğitim görüyorlar. Tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafe, sosyal izolasyonu sağlayacak şekilde maskelerimizi takacak şekilde ve sınıflarımızda sayıyı ona göre düşürecek şekilde aralıklı bir şekilde oturtacak şekilde önümüzdeki 2020-2021 eğitim öğretim yılına da şu an hazırlıklıyız. İnşallah sınavdan sonra yeni dönem için 2020-2021 eğitim öğretim yılı için de hazırlıklarımızı yapıyoruz.